Selam millet, ben Şefik ve bu da Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed serisinin yeni oyunu ve oyun 10 Kasım'da çıkacak. Çıkmadan önce oynama şansı bulmuşken size oyunu bir göstereyim istiyorum. Zaten şu ana kadar görmüş de olabilirsiniz ama ben böyle bir kendi oynadığım kadarıyla biraz size oyunu anlatayım. Şimdi Assassin's Creed serisi hakkında çok uzman sayılmam. Çok oynadığım, çok favorim bir seri değildir ama bu oyun oynamaya başladıktan sonra bir türlü oyunu bırakamadım. Sanırım ilk 24 saat içerisinde ya da 1,5 gün içerisinde diyeyim 10 saatten fazla oynadım. Çünkü bayağı eğlenceli geldi bana. Belki de Odyssey'yi falan biraz daha fazla oynasaydım biraz daha aşina olabilirdim birçok şey ama yine de mükemmel bir atmosferi ortamı var diyeyim. Oyun şöyle, şuradan haritaya girerek size aslında göstereyim. Oyunumuz Norveç'te başlıyor. Biz Eivor diye bir karakteriz. İster erkek ister kadın olmak üzere karakteri seçebiliyoruz. Hatta tercihimizi de değiştirebiliyoruz oyun içinde. Öyle bir özgürlük de tanınmış oyuna. Sonuçta bu Norveç'in Rigafylke bölgesinde bir nasıl diyeyim hayata başlıyoruz. Burada bir hikaye var. Daha doğrusu hikaye şu aslında. Küçükken bizim ailemiz katlediliyor. Hatta köyümüz de tamamen yok ediliyor. Biz oradan kaçıyoruz. Kardeşimizle abimizle beraber ve sonunda yıllar sonra yaşadığımız bölgeye geri dönerek aslında bir yeniden dirilme hareketi, sonrasında da Norveç içindeki ya da oyunun geçtiği bölgedeki çekişmelerden kurtularak İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'ye bir çıkarma yapıyoruz değil mi? Orada yepyeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Yani kendi köyümüzü kuruyoruz. Böyle bir mekanik var oyunda ama ben bu videoda size onu göstermeyeyim bilmiyorum. Sonuç olarak burada bir maceraya başlıyoruz. Bu maceraya başladıktan sonra bizim bir klanımız var. Raven'lı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bunların başına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi buna gemi denir mi bilmiyorum. Denir mi? Bunun bir adı vardır kesin ama neyse. Bu şekilde bunların başına geçip aslında oyunda gezmeye başlıyoruz. Oyunun dünyasında açık dünya oyunlarda olduğu gibi birçok etkinliğe dahil oluyoruz. Şu an ben burada yelken açtıktan sonra geminize işte bu sahil şeridini takip et gibi emirler verebiliyorsunuz. Verdikten sonra yol almaya başlıyorum. Bunlara şarkı söyle diyebiliyorsunuz. Yolda böyle şarkı söylüyorlarsa ya da hikaye anlatın diyebiliyorsunuz. Hikayeler anlatmaya başlıyor. Böyle enteresan ve güzel bir detay var. Bu detayı pas geçtikten sonra bu ufak detayı hemen şöyle haritada neler yapılabiliyor onu göstereyim. Şimdi ben burayı 10 saatten fazla oynayıp tertemiz yaptım. Çiçek gibi oldu. Bu oyunun başladığı Norveç bölgesi. Ve yani burada herhalde almadığım hiçbir şey kalmadı. İrli ufaklı ne varsa topladım. Her yeri çarpılarla doldurdum. Ama burada gidilebilecek kasabalar var. Bazıları dost, bazıları düşman. Bunları gezebiliyorsunuz. İşte tabii ki klasik şu noktaları, zirve noktalara gittiğinizde o bölgeyi açıyorsunuz. O bölgede neler olduğunu görüyorsunuz daha doğrusu. Açıyorsunuz demeyeyim. Ve bir şekilde ilerliyorsunuz. Sonra bu arada çok güzel bir fotoğraf modu var. Fotoğrafları çekiyorsunuz. Haritada işaretleniyorlar. Önceki oyunlarda da olabilir bu. Hatta şöyle çok güzel bir fotoğraf çekmiştim ya. Şu fena değildi. Nasıl? Şahane değil mi? Ben bunları paylaşırım. Bir tane burada var. Bir güneş gün batımı yakaladım. Neyse sonuç olarak ilerleyerek düşmanları alt ediyorsunuz ve hikayeyi ilerletiyorsunuz. Şimdi ben biraz şöyle açılayım istiyorum. Başka neler yapabiliyorsunuz göstereyim. Biraz da oyunun dünyasını görün diye geziyorum. Aslında hikayeyi oynamak isterdim ama çok fazla hikaye ilerletemiyorum. Daha doğrusu bölgede istediğim gibi gezip size gösterebilirim ama şöyle bir durum var ki ben bu bölgeyi temizledim. Bu bölge tertemiz oldu. Şurada bir bölge var aslında. Oraya çıkabilirsek oyundaki mekaniklerden birini gösterebilirim. Mesela bir şimdi oyun İngiltere'ye geçiyorsunuz tabi. Asıl hikaye orada başlıyor. Oyunun prologu burada geçiyor diyebilirim ve benim gibi bir oyuncuysanız 10 saatten fazla burada vakit harcayabiliyorsunuz ama İngiltere tarafına geçtiğinizde nasıl diyeyim? Aa buraya galiba çıkarma yapabiliriz. Bakayım. Aynen bakın raid yapabiliyorsunuz. Böyle bir olay var. Ama bir dakika ben onu raid'i kaçıran şimdi kaçırmadım. Yakaladım. Düşmanların olduğu bölgelere böyle girdiğinizde hurra diyerek bir de atlayabilirsem süper olacak. Bu şekilde düşmanların arasına dalabiliyorsun. Bir dakika. Gel bakalım ben de güzel bir maska arkadan vurmaya denildi be. Bu arada çok güzel öldürme nasıl diyeyim sahneleri var. Bakalım bir tanesine çok yani o kadar sağlam vuruyorum şu anda.
Ölmezse göstereceğim ha. Mesela evet, böyle kafasını güzel ezebiliyorsunuz. Bu da kolay öldü. Abi bunlar bana direnmiyor çünkü ben bunlar için çok güçlüyüm. Şu an hiç savunma falan yapmıyorum. Bodoslama dalıyorum. Dövüş mekaniği de tabii ki ya bu arada sen uzaktasın. Bir dakika, denk getiremedim. Abi ona bana bırak. Gel buraya. Gel buraya. Bunu da öldürdük. Sen de burayı yakıyorsun. Burada kimse kaldı mı ya? Bence burayı biz temizledik. Aa, temizlememişiz. Dur, onu ben hallederim. Evet, gördüğünüz gibi kafasını çok güzel kopardım. Daha da var. Bunu da aldık. Geriye bir tek bu kaldı. Siz hallediyor musunuz? Biraz bekledim ama baktım halledemiyorsun. Bir dakika, biri ok atıyor. Yok. Galiba temizledik burayı. Gerçi temizlemek bir şey ifade etmiyor. Ben burayı daha önce temizlemiştim. Siz gittiğinizde hemen geri geliyorlar pislikler. Kötü adamlar. Onun dışında bir yer temizlediğinizde zaten orada toplayacak bir şey varsa topluyorsunuz. Müzik de durduğuna göre fark etmişsinizdir. Burayı bir güzel temizledim. Bunlar benim adam... Aa, burada almadığım... Notlar varmış. Bu notlar ne derseniz aslında böyle o bölgeyle ilgili küçük notlar buluyorsunuz ama bazen bir şeyler hem mini görevlerde size yardımcı oluyor hem de böyle gizli bir şeyler bulmanıza yardım ediyor bu tip şeyler. Mesela böyle gizli bir sandık olur, bir şey olur ya da işte bir legendary hayvan olur. Onunla ilgili bilgi de alabiliyorsunuz. Şimdi denizdeki olayı çok fazla göstermeye gerek yok. Denizde ilerliyoruz, böyle raidler yapabiliyoruz ya da düşmanla gemiden gemiye savaşabiliyor muyuz bilmiyorum ama deniz kısmını geride bırakıyorum. Atımı çağırıyorum ve gördüğünüz gibi at üstünde maceraya devam ediyorum. Bu arada ben sanırım karaya geldim diye, karaya çıktım diye, biraz da uzaklaştım diye bizimkiler gemiye binip açıldı. Önemli değil, onları orada bıraktınız ama istediğiniz yere çağırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. İşte bu horn'u kullandığınızda bunun adı neydi ya? Horn demeyelim de bir şey. Bu boynuz da. Onu çalarak şuradan mesela Longship, geminin adı Longship'mi çağırabiliyorsunuz, meditasyon yapabiliyorsunuz. Sanırım meditasyon 12 saat ileri atıyor sizi. Atınızı çağırabiliyorsunuz. Şu an onu yaptım, tabii ki gizlenebiliyorsunuz ve meşale yakabiliyorsunuz ya da hiçbir şey yapmadan yolunuza devam ediyorsunuz. Oyunun bu... O ne? Bu hayvanı ilk defa görüyor olabilirim. Evet evet, yani bu kadar gezdim. Bu domuzu ilk defa gördüm, enteresan. Oyunun bu kuzeyde geçen kısmını ben çok sevdim. Çünkü ben soğuğu seven birisi olarak bu karlı bölgeleri... Bu arada karlı bölgeler inanılmaz güzel gözüküyor. Hem sesler hem kar görüyorsunuz. Karla oynayabiliyorsunuz. Manzaralar vesaire her şey çok iyi. Doğada ne hayvanlar var derseniz... Şimdi bu domuzu gördüm ama... tilkiler, kurtlar, ayılar... Ki kutup ayıları diyeyim, o beyaz... sevimli gözüken Coca-Cola ayıları ama bayağı saldırganlar. Bundan da mesela 3 tane öldürmem lazım gibi bir görev vardı ama şimdi bu bayağı kaçtı. Bunun bir sakinlemesi lazım. Ben bu oyunu bir noktadan sonra zaten şeye çeviriyorum. Böyle hikayemiş hikayem. Durma ya, ben bunu alacağım. Su içmeye mi gitti? Aslında görev listesinde olmayan bir şey. Bana bir mod düştü diyeyim, bir karakter ve o benden şey istedi. 3 tane bunun boynuzundan istedi ama bundan öldürdüğümde de direkt boynuz çıkmıyor. Böyle fix bir loot yok. Mesela gelmedi şu anda. Güzel. Ben böyle ufak tefek şeyleri yapmayı, mesela Watch Dogs'a başladığımda da aynı şey oldu. Ufak tefek şeyleri yapmaya çok takılıyorum. Yani hoşuma gidiyor. Daha doğrusu oyun da bu tip şeyler sıkmıyorsa, yani her oyunda böyle değil tabi, her açık dünya oyunda böyle değil, bazı açık dünyalarda böyle hamallık gibi geliyor birçok şey ama bu oyunda yapmaktan bayağı zevk aldım ben. Sonuçta oyunun dünyasında bu şekilde özgürce ilerleyebiliyorsunuz. Peki başka neler var? Şimdi hayvan avlamak dışında ne var derseniz yapabileceğiniz nasıl diyeyim? Aha geldiler. Hiç bunlara bulaşmayalım. Ana görevler dışında yan görevler var. Bunun dışında etkinlikler var. World Event denilen. Yani işte bu dünyadaki insanlara dair bazı görevler oluyor. Onları yapıyorsunuz. Ne bileyim, kimisinin derdi oluyor, yardım ediyorsunuz. Kimisinin böyle bir mücadelesi oluyor. Sizden yardım istiyor ama yapmak zorunda değilsiniz. Mesela öyle bir yan görev vardı. Bir tane karakter
böyle dertli yanına gidiyorsunuz. İşte onun kardeşi varmış, bir kız kardeşi. Buraya geri döndüm ya. Kız kardeşi varmış. Kız kardeşini bir warlock'un öldürdüğünü söylüyor, zehirleyerek. Onu bulmanıza yardım ediyor. Onu buluyorsunuz. Onunla konuştuğunuzda o da diyor ki yok, o kendi öldürdü vesaire. Orada ikisi mesela kapışmaya başlıyor. Kavga ediyorlar öldüresiye ve siz de orada aslında olaya müdahale edebilirsiniz. Yani bir tanesini öldürebilirsiniz. Zaten kapıştıkları zaman görüyorsunuz birbirlerinden nasıl can aldıklarını. Ben bunları deniyorum bu arada şey almak için ama Deep Wolf yok, o da değil. Orada çok ilginç. İkisinden birini öldürebilirsiniz. Aslında ikisini de öldürebilirsiniz ya da ikisini de öldürmeyebilirsiniz. Ben öldürmedim. Bıraktım kapısınlar diye, kim hayatta kalırsa. Onu da vurduk. Yalnız burada bayağı hayvan varmış ha. Bunlar tabii kara hayvanları. Denizde bir kere balina gördüm. Şimdi görebilir miyim diye denerim ama balina görmek dışında da foklar oluyor. Onları da öldürebiliyorsunuz. Şimdi bir yandan da haritaya bakayım istiyorum. Haritada size göstereceğim bir şey var mı? Gösterebileceğim bir şey kaldı mı diye, ama ben dediğim gibi haritayı tertemiz yaptığım için işte düşmanla çatışmayı biraz gördünüz. O yüzden biraz içeriye yöneleyim. Oyunda neler var diye. Birincisi, her level atladığınızda aslında level atlamak denir mi? Denir. Yetenek puanı elde ediyorsunuz. İkişer ikişer geliyor bunlar. Ben kullanmadığım için iki kere birikmiş. 4 olmuş. Bunları bu yetenek ağacında şuradan başlamak üzere kullanabiliyorsunuz. Burada mesela 3 dala ayrılıyor. İşte bunların ana başlıkları bunlar olsa gerek. Mesela burada gizlilik var sanırım. Bu saldırı olayı, saldırı odaklı. Bu da bitirme odaklı. Herhalde merkezi olduğu için öyle diyeyim. Her yetenek puanını şu noktaların her birini harcayabiliyorsunuz. Hepsi 1. Hepsinin değeri 1. 1-1 harcıyorsunuz. Ki bayağı büyük aslında. Bu benim açtığım kadar kısmı ama mesela şuraya kadar açtığım, bu gördüğünüz gibi ekrana sığmayacak kadar büyüyor. Ve bu her bir puanınız sizin power değerinizi etki ediyor. Altta gördüğünüz gibi 27 oldu. Şimdi Odyssey oynamadığım için bu sisteme hakim değilim. Belki yeni bir detay da olabilir. Aynısı da olabilir. Sonuçta burada yeteneklerinizi seçiyorsunuz ama bu yetenekler ne derseniz, mesela işte gizli saldırıya bonus veriyor diyeyim. Kimisi şu tip şeyler size bir hareket sağlıyor. Yine hareketler kazanıyorsunuz. Yeni bir saldırı tekniği olur vesaire olur. Onun dışında genelde işte mesela wolf kıyafetleri giydiğinizde onların statlerini etkiliyor. Bunun dışında sağlık puanı veriyor. Uzak mesafe saldırı hasarı veriyor. Farklı bir şey var mı diye geziyorum. Yakın mesafe saldırı hasarını arttırabiliyor. Gelişmiş suikast var. Bu başta tabi bu oyunda o Hidden Blade geri geliyor. Onu aldıktan sonra onu kullanmayı, onu biri size hediye ediyor. Sonra kullanmaya başlıyorsunuz ama onunla ilgili olayları da yine buradan açıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu puanları, bu yetenekleri, hatta şunu da alayım, sağlık, kritik şansı da arttırayım yakın mesafeden, light damage'ı arttıramıyorum. Niye arttıramıyorum? 2 puanım var. Oha, o yukarıdan mı geliyor? Ability damage, bunu da açalım. Şunu, evet, açtığınızda ne oluyor? Bir sonraki zincir açılıyor gördüğünüz gibi. Yani burada bir dallı budaklı gitme olayı var. Bunu resetleyebiliyorsunuz. Muhtemelen sıfırlıyorsunuz. Bütün puanınızı geri alıyorsunuz ki benim şu an 31 puan harcamışım. Bunları tekrar istediğiniz dal üzerinden akıtabiliyorsunuz. Yetenekler dışında beceriler kısmı var. Burada Book of Knowledge'dı galiba, bir bulunabilen bilgiler var diye, bilgi kitapları. Onları bulursanız böyle beceriler kazanıyorsunuz. Bu da galiba level atlıyor. Her biri level 2 oluyor. Bunu bulduktan sonra bunlar ikiye ayrılmış durumda. İşte yakın dövüş ve mesafeli dövüş becerileri olarak. Bunları şurada kaç tane olduğunu görüyorsunuz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tane burada var. Burada da herhalde 11 tane var. Bunları aldıktan sonra 4 tanesini kısa yol tuşuna atayabiliyorsunuz. Ve burada bir özel saldırı becerileri diyeyim bunlar. Bunları kullanabiliyorsunuz. Beceriler, yetenekleri gösterdim. Envanter kısmına geleyim. Burada da yine kılık kıyafetiniz seçiyorsunuz. Daha fazlasını bulursanız da buradan istediğiniz silaha geçiş yapabiliyorsunuz. Bunların değerlerini vesaire takip edebiliyorsunuz. Bunları upgrade de edebiliyorsunuz. Ya da oyunda rune'lar buluyorsunuz. Bu rune'ları da silahların ya da kıyafetlerin slotlarını yerleştirebiliyorsunuz. Bakın şurada bayağı bir rune buldum. İşte kimisi saldırıya bir bonus veriyor. İşte hafif saldırıya bonus veren var. Sağlığınızı artıran var. Bunları silahlar üstünde kullanabiliyorsunuz.
Bulduklarımın tamamı aynı değerde, sağlık veriyormuş bu arada. Collectible'lar var. Hikayelerden gelen notlar vesaire bulabiliyorsunuz. Mesela şu notlar aslında şey... nasıl diyeyim, dövme. Dövme bulduğunuzda da o dövmeleri de yaptırabiliyorsunuz. Aslında bu noktada bir kasabaya gitsem fena olmayacak. Oyunda bir tane kasaba vardı. O kasabaya gidebilirsem... size biraz da oyundaki mini oyunları da göstermek istiyorum. Eğlenceli şeyler var. Bizim kasabamızda var mı emin değilim. Şurada bir kasaba daha vardı. Satıcı var. Zar oynayabildiğimiz bir yer var. Şimdi oyunda böyle küçük etkinlikler de var kasabalara gittiğinizde. Aslında oyunun en güzel detaylarından biri şu. İngiltere'ye gittiğinizde kendi yerleşiminizi kuruyorsunuz. Mesela şöyle bir fast travel'la gidelim. İngiltere'ye buradan göç edip kendinize bir yerleşim yeri bulduğunuzda orada kendi birimlerinizi de kurabiliyorsunuz. Sıfırdan bir yerleşim yeri kuruyorsunuz ama burada tabii Norveç'te hazır yerler olduğu için buradaki bölgelerde gidebildiğiniz istasyonlar var diyeyim. Mesela bir tanesi ticaret, satıcılar var daha doğrusu. Onlardan bir şey alıp satabiliyorsunuz. Gereksiz kaynakları vesaire onu satabiliyorsunuz. Zar oyunu var oyunda bir tane. Henüz anlayamadım. Zar oyunu biraz zor. Ama çözdükten sonra eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. İçki içme oyunu var. Kim fazla daha fazla direniyor diye. Hatta onu gösterebilirim belki ama şöyle bir kasabada gezelim. Şu sağda bir satıcımız var. Görüyorsunuz. Hatta adamın yanına bir gidelim bakalım elinde ne varmış. Bir de her yer... Ya tabi bu arada oyunun tutunma, parkur falan sistemi acayip. Ama ben bazen... abi her yere de tutunma diyorum. Binanın da kapısından içeri girmek yerine tamamını dolandım. Şöyle bir tur attım. Ve adamı buldum. Gel bakalım. Gel bakalım. Utanma diyor. Sende ne var? Hemen ne satıyor bakalım. Bunlar hep böyle şey, burada yerel malzemeler diyor. Yerli üretime destek ver diyor. Gördüğünüz gibi. Burada bu arada benim bulduklarım şeydi. Dövmeydi ama bakın. Dövmeler dışında dekorasyonlar da var. Size bir sıfırdan... Abi anladık, çok güzel malzemelerim var. Bir sus ya. Yerleşim yerinize, yeni yerleşim yerinize dekorasyon da alabiliyorsunuz. Silahlar da alabiliyorsunuz. Abi ben böyle bir şeyi görmedim ya. Müşteri kaçıran bir şeyi görmedim esnaf. Al abi. Müşteri bulursan satarsın. Geveze ya. Silah kaynak satabiliyor. Gördüğünüz gibi siz de ona satabiliyorsunuz ama ben bundan bir şey almam. Bu arada içki oyun neredeydi ya? Şöyle bir etrafı tarayalım. Eğlenceli bir oyun yapmışlar aslında, mini oyun. Sanki şuralarda bir yerdeydi ama. Sahile de yakındı diye hatırlıyorum. Gittiğim her yerde bu şeye katılıyorum ben. Ama galiba burada yok. Ha var, bakın şurası. Bir içkimizi içelim ya şurada. Size bir göstereyim nasıl bir gelenek mi diyeyim artık, gerçekte böyle bir şey. Geldim geldim. Seninle bir kere kapışmıştık ama. Bir daha kapışalım. Benden hızlı içersen kazanırsın diyor. Hadi içelim diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir zamanlama olayı var. Şimdi içmeye başladık. Bu gittikçe hızlanıyor. İçeride basmanız lazım. İçerideyken dışarıya ne kadar yakınsa o kadar miktarda tabii yutmuş oluyorsunuz. Konuşmak yerine sese şey oldum, konsantre oldum ama şimdi bakın, hem içmeyi tutturmanız lazım hem de ikinci bardakta artık dengenizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Cinciyi de bitirdim. O dengeyi kaybettiğinizde de sol stick ile dengenizi bulmanız lazım. Düşmemek için. Ritmi de kaybetmemeniz lazım tabii ki. Yavaş yavaş ekranda bulanmaya başladı. Şu an yanlış tarafı ittim ama ben bunu yenerim. Evet. Dedim ya. Kaybettim ya. İnanılmaz. Dedim mi kaybettim. Konuşurken anlatırken konsantre olamıyormuş insan. Bir tane daha içemeyeceğim çünkü başım bayağı
bulanıyor. Bu ne? Buna binebiliyor muyuz? Ne bu? Ata benziyor. Fil mi yoksa? Bilmiyorum. Şu an kendimi suya atacağım. Bu arada su acayip soğuk oyunda. Çok fazla duramıyorsunuz. Hemen çıkayım. Biraz kendime geldim galiba soğuğu yiyince. Güzel. Gördüğünüz gibi kendime geldim. Şimdi oyunun dediğim gibi Norveç'te geçiyor ama Atlas'a basıp İngiltere'ye geri dönebiliyorsunuz. Şu an bir geri dönüp o benim yerleşim yerimin nasıl bir yer olduğunu göstereceğim. Çünkü oyun tabii Norveç'te geçtiği için, daha doğrusu başladığı için karlı bir ortam. Benim sevdiğim bir ortam ama İngiltere öyle değil. İngiltere'de de aslında oyunun iki ayrı iklimi yaşıyor gibisiniz. Norveç tarafı tamamen karla kaplı ve soğuk bir dünyayken, İngiltere tabii ki orası da genelde kasvetli ve yağmurludur ama yeşilliği bol bir yer. İngiltere'deki bölüm de sanırım 4 ana bölgeye ayrılmış. Harita farkını da en azından gösterebilirim. Gerçi haritayı gösteremem galiba da, settlement, o yerleşim yerimizi size bir göstermek istiyorum. Ve tabii ki oyunun bir arka planı da var. Şimdi buraya geldiğimiz sistem vesaire. Animus falan diyeceğim de Assassin's Creed serisine hakim olmadığım için bana şimdi bir anlatsana deseniz hiçbir şey anlatamam geçmişe dair. Böyle hikayeleri falan birleştiremem ama parçaları. Oyun içeriği açısından bakarak ben size bu Viking kardeşimizin hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Biraz uzun sürdü İngiltere'ye gidişimiz. Tabii normalde gemiyle gidiyoruz. Bayağı uzun sürüyor. Çok şükür biz ışınlanarak gidiyoruz. Ve kendimizi yeşilliğin içinde buluyoruz. Burası da bizim yeni yerleşim yerimiz. Kasabamız diyeyim. Biz burada bir kendimize yerleşim kuruyoruz. Buraya zaten çok da kötü bir yer değil ya. Çok da kötü değil diyor. Tabii biz aslında alışığı soğuktan geldik. Burada yeşillik meşillik var ama idare edeceğiz artık. Ne yapalım? Kendimize burada yeni bir yaşam kuracağız. Çok fazla aksiyon göstermedim. Çünkü aksiyon kısmını ben hallettim size böyle temiz temiz oyunu anlatayım diye. Aslında oyunun giriş kısmından da biraz parçalar gösterdim ama bu İngiltere tarafında neler olacağını, aslında burada bir şeyler kurabilsem. Aa, gel bakayım. Köpek de sevebiliyormuşuz değil mi? Ne güzel. O da bizi sevdi. Hayvan sever imajımızı da bütün klanımıza gösterdik. Sonuç olarak oyunda aslında daha gösterecek çok şey var tabii ki. Buraya bir yerleşim kuruyoruz. Bu yerleşim kurduktan sonra buradaki birimlerde yaptığımız, yine istasyonlarda diyeyim, oralardan görevler alıyoruz. Aynı zamanda oyunda, evladım tamam sevdik uzaklaş. Aynı zamanda burayı zamanla geliştirebiliyoruz. Yeni yerler açabiliyoruz ve burada oyunun dünyasında gezerken tabii buradan kopmamamız gerekiyor. Hani bir şekilde bu beni sevdi galiba ya. Bir şekilde buraya sürekli gelip gitmemiz gerekiyor. Açık dünya oyunlarda genelde öyle özgür bir şekilde her yere gideriz. Başladığımız noktayı unuturuz. Burada buraya gelmemiz gerekiyor bir şekilde ki buradaki ilişkileri vesaireyi sağlam tutalım diye. Evet. Şimdi bu videoda böyle bir giriş yapmış oldum. Size biraz oyunu anlatmış oldum. Ve tabii ki burada nasıl diyeyim, yetenekleri, envanter ve beceri sistemini göstermiş oldum. Aynı zamanda tabii bütün oyunla ilgili bilgileri, bu tip oyunların tamamında olduğu gibi, Codex kısmından da işte bir şey kaçırdıysanız, düşmanlar kimler, yetenekler neler vesaire gibi detayları da orada öğrenebiliyorsunuz diyorum. Ve bu güneş de yüzüme vurmuşken bu giriş bölümünü burada bitiriyorum. Eğer burayı iyice geliştirirsem belki bir video daha atabilirim. Hani bu bir giriş olsun. Genel olarak bir oyunun temelini göstermiş olayım ama iş bu. Yerleşim bölgesini kurup buradan görevler alıp bir şeyler başarmaya, becermeye geldiğinde farklı şeyler sunabilir oyun tabii ki. Bu arada küçük bir detay. Bunun tabii ki olmama ihtimali yok oyunda. Burada neler yapabildiğinizi görebiliyorsunuz bakın. Hazır böyle uçuyorken de göstereyim. Bilmem ne evinden tut da işte orada hayvan barınağından işte tarımla ilgili yapılara kadar bayağı bir şey var. Müze bile varmış. Aslında yapacak çok şey varmış bakın burada. Bu iyi oldu böyle bir bunu unutmadan gösterdiğim. Bu da bizim merkez. Bayağı bir şey var gördüğünüz gibi kampta yapılacak. Şurada da içki üretiyormuşuz. Süper. Avcı kampı da varmış. Ticaret bölgesi de varmış. Hatta bir fırınımız bile varmış.
Süper. O zaman ben bu şekilde güneşe doğru yol alırken bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.